Ben parmağımı geliyorum. Bağırıyorlar, vallahi bağırıyorlar ya. Araç var. Abi valiliğe gidip geleceğiz. Abi geliyorum. 50 kere gittik ya. Bir sakin geliyorum. Tamam. Hemen toplayıp... Arkadaşlar iyiyim. Enkaz bölgelerinde telefon çekmediği için herhangi bir iletişim sağlayamıyorum. Mutlu olduğumuz konular var, mutsuz olduğumuz durumlar da var tabii ki de. Bugün enkaz altından birkaç arkadaş çıkardık. Özellikle Gazi diye bir arkadaşımız için çok savaştık. Çok riskli olmasına rağmen mutlu sona eriştik. Şimdi biraz yarım saatlik bir molaya geldik. Yani diyecek bir şey yok. Mutluyuz. Hoş geldin be Gazi. Çok bir şey olmadı. Gazi gayet iyi be. Helal helal helal. Helal. Ne demiştim? Çıkaracağım demiştim. Kardeşim benim. Tamam. Neyse al. Hadi iyisin dayı iyisin. Su içeceğiz sen. Sümlemi sana. Evet susu. Ne demiştik? Sümlemi. Çıkardık. Sonunda be. Çıkardık abi. İşte bu. Eyvallah. Beyler. Abiler. Haydi abi gördük. Gördük bizi bekle. Devam devam devam. Beyler gördük bizi bekle. Hadi. Arkadaşlar Gazi çok zor bir yerden çıktı. Ne yapıyoruz? Açılarda yakın durmayın bak. İki kere geldi gitti. Abinin bacağı sıkışmışlar. Onu oradan çıkartamaz. Baktım yani. O kadar mı? Çıkartamaz. Üstten girecek oraya. Başka çaresi yok. Kaç tane var üstte? İki tane mi? İki kat var. Birini büyük açacak. İkiyi. 2 metre atış yeter. Yiyecek mi yiyecek verebiliyor mu? Veremezsin. Mümkün serin mi alacak? Her üst bittiğinde... Üstten nasip çıkın yani. Yarım an kurtulur yani ondan mesela. Başka çaresi yok onun. Üstten girme. Üstten girmediği sürece olmaz o. Aşağıdan çok zor ki bacak sıkışmış. O kini konuyla hiçbir şey kaldırmaz onu. Ki oradan da tehlikeli girdi. Noktada çok tehlikeli. Yanında mısınız? Binadayım şimdi başka yere gidiyorum. Yatacak bir yer yok. Mülkaren. Pareti ver abi adama. Pareti al pareti. Abi siz var ya sizler insanız ya. Gözünü seveyim. Harbiden inledi ya. Bak sallanmaya başladılar ya. Sakin sakin. Bir şey yok. Ne? Dur. Şuradan aldım. Vallahi. Herkese kahve sözü aldım ha. Kahve. Hadi bakayım. Hadi Zeynel abi. Var mı? Bir daha yıkılacak. Ben sütlü içerim kahvemi ama. Hadi. Sütlü kahve olur mu? Olur. O zaman süper olur hadi. Ben de. Arkadaşlar, ailem ve arkadaşlarım olmak üzere lütfen arama yapmayın. Beni aramayın. Rica ediyorum. Herhangi bir yardım, herhangi bir şey yapmak istiyorsanız bulunduğunuz bölgedeki en yakın belediyeye lütfen yardımlarınızı götürün. Buraya getirme, buraya bir şey yapma gibi bir olasılığınız, imkanınız yok. Ama lütfen beni arayıp ne olursunuz meşgul etmeyin. Enkaz bölgesinde zaten telefonu çekmiyor. Tam anlık çekiyor. O anda da böyle en sessiz olduğumuz ana denk geliyor. Bir şey denk geliyor. Yani ara verdikçe ben burada zaten bir şeyler anlık çekebildiğim zamanlar çekebildiğimde ya da başkaları çektiğimde paylaşacağım. Ama bunu çok yapmak istediğim bir durumda değil. Her şey bir ters evime dönersem Allah'ın izniyle o zaman paylaşırız inşallah. Arkadaşlar koltuğun altına Betül diye genç bir kızımız var. Çok şanslı ki bu binada asker, jandarma hepsi bizimle.
Bitti. Vallahi bitti. Maşallah. Bitti. Aferin sana. Hoş güzellik. Ay. Dişlere bak, dişlere. Dişlere bak. Dişlerini kim yedi? Fareler miydi aşağıda he? Dişlerini kim yedi? Gözlere bak maşallah. Dişlerini kim yedi? Yaramaz ya, bilerek yapıyor, bilerek. Dişlerini kim yedi? Tam yaramaz. Bak bak dişe bak, dişe. Kim yedi? Dişlerini kim yedi Betül? Tamam tatlım. Sinek küçük yaramaz. Hemen azıcık su göndereyim. Aşağıda yaramazlık yaptın değil mi? Tamam. Aşağıda yaramazlık yaptın mı? Doğru. Yapmış gözlere baksana. Bir sıvıyı hemen açayım. Tabii ben de. Bir dakika tutamadım. Peki. Tutam. Tamam. Biraz daha. Yok, gözün çok azıcık birazcık şey olmuş. Tamam. Ama düzelecek, tamam mı kızım? Tamam. Peki. Çünkü neden yüzüne birazcık şey kaçtı ya? Evet, atmosfer biraz garip, üzücü, fakat enkaz altından can kurtarıyor olmak insanı çok mutlu ve motive ediyor. Şu an yani 3 tane bebeğin enkaz altında olduğunu haberini aldık ve yani gördüğünüz gibi biz burada görevliyiz, fakat yaklaşık 3-4 kilometrelik bir yolu yürüyerek kurtarmaya gidiyoruz. İnsanlar araçlarına almıyorlar, yetkili olduğumuzu bildikleri halde. Yani biraz garip tabii. Hayırlısı. Sıcak.